biraz İslam'ı, tarihi, Türklüğü, devleti kendi normlarımıza göre değerlendiriyoruz. Kısaca hemen bu açıklamayı yapayım. Ben İslam dinini ne kadar az bildiğimi Kudüs'e gidince öğrendim. Evet. Çünkü ortalama bir Müslüman, Allahu Ekber diyen bir Müslüman, kelime-i şehadet getiren bir Müslüman, Hazreti İsa'nın hayatını bilmek zorunda. Evet. Hazreti Meryem'in kim olduğunu, Hazreti Zekeriya'nın kim olduğunu, İmran'ın kim olduğunu ki Hatta Ali İmran Meryem'in iki suresi... tane olduğunu. Biri Magdalena Meryem, biri Hazreti Meryem. İşte o bile karıştırılıyor ya, neyse. İmran, Ali İmran suresi vardır. Adını biliriz, İmran'ın kim olduğunu bilmeyiz gibi. 19. ayet. Allah Neler, indinde yegane din İslam'dır. neler, neler, neler. Şimdi burada bir, yani bu tanımı yapmam gerekiyordu çünkü. İki, şimdi biz bu akşam bir işte evangelizm ve bunların neler çevirdiğini konuşurken haliyle zaman zaman Hristiyanlığa atıfta Tabii biz bulunacağız. kimsenin dinini yermiyoruz. Biz tespit. Aynen öyle. Öyle. Biz Aynen öyle. şu burada bugün Türkiye'de Allah'a çok şükür bir akademisyenin tadabileceği en büyük zevkleri, bugün 100.000'den fazla satmış bir kitap bu. Evet. Elinizdeki kitap. Şimdi hocam, ben bu Evangelizm kitabınızın 109. sayfasını açıyorum ve size şunu soracağım. Diyorsunuz ki 109. sayfanın ilk paragrafında, Hristiyan amentüsünden birisi de kıyamet gününe inanmaktır. Evet. Bizdeki gibi. İncil'de çok sık kıyametten bahsedilir. İncil'de bahsedilen kıyamet kavramı ve sur üflemesi ile ilgili bilgiler Kur'an-ı Kerim'le benzerlikler göstermektedir. Fakat kıyamet alametleri hususunda farklılıklar vardır. Hızlıca okuyacağım bu farklılıkları. Kıyamet alametlerini şu şekilde özetlemişsiniz. Büyük bir insan soykırımının olması, yedi mührün sırlarının tek tek ifşa edilmesi, dört canlı bir varlığın ortaya çıkması, demir çağının yaklaşması, Evet. ruhi hastalıkların artması, özürlü doğumların ve düşüklerin çokça meydana gelmesi ve olağan sayılması diyorsunuz. Evet. Şimdi tabii burada daha önce biz o işte Hristiyanların Batı dünyasının aydınlanma çağı dediği dönemlerde sürekli bir kıyamet senaryosu peşinde koştuklarını da gördük. Çok detayına girmeyeceğim. Siz anlatırsınız. Galile'nin ne Evet, dediğini, tabii. Kopernik'in ne dediğini, hatta Da Vinci'nin ne dediğini az çok işte Tabii, romanlardan tabii. falan insanlar da biliyor. Şimdi hocam, buraya baktığımız zaman bir kıyamet senaryosu var, bir kıyamet düşüncesi var. Ha, bizdekinden biraz farklı. Ancak burada bir sıkıntı da var. Sıkıntı da şu. Bu kıyametin gerçekleşmesine insanoğlunun ne kadar etki edebileceği meselesi Evet. var. Şimdi önce bunu bir açarsanız, bu Tabii. kıyametin Tabii alametleri konusunu bir şimdi açarsanız sevinirim. İslam ve Hristiyanlıkta bir kıyamet inancı vardır. Mesela Yahudi inancında bir öbür dünya inancı yoktur. Evangelistler şöyle derler: Tanrı'nın iki tasarımı vardır diyor evangelistler. Bir dünyevi tasarımı, bu tasarımı için Yahudiler seçilmiş ırktır, seçilmiş kullardır. Tanrı'nın bir de öbür dünya tasarımı vardır. Öbür dünya içinde reborn dedikleri, yeniden doğmuş olan, ruhsal olarak doğmuş olan, ki reborn aynı zamanda yeniden doğmuş olmak mitosu hem Mason inancına, yani ezoterik, batını, okült inançların da temelidir bu zaten. Yeniden doğmak, reborn. Evangelistler de yeniden doğmak ve bu doğduktan sonra semaya, rapture, yükselmek, ki bizim Türkiye'de bilinenin dışında Hazreti İsa ikinci değil, üç kez gelecek dünyaya, Hristiyan evangelist inancına göre. Bunun ikinci geldiğinde bulutların üzerine kadar inecek. Orada kuzunun bayramı. Evangelistler, Hristiyanlar Hazreti İsa'ya kuzu derler. Ayrıca onlara göre Tanrı ve oğlu İsa Mesih'in, sadece onların bildiği, dünyadaki kilise sayısı belli bir sayıya ulaşınca
bir kıyamet savaşı kopacak. Bir Armagedon savaşı kopacak. İşte bu Tanrı ve oğlu Hazreti İsa'nın. Tabii bu Kur'an'ı değil. Ben onların kaynaklarından aktarıyorum. Evet. Biz Kur'an'ı değil bunlar. Evet. Tanrı ve oğlu Hazreti İsa'nın sayısını bildiği bir dünyevi kilise. Şimdi bizim insanımız kilise deyince taş yapılar, efendim kargas yapılar, binalar arıyor. Hayır, Hristiyan inancında her insan bir kilisedir. Evet. Hocam peki bu mesela Hatay'da, Urfa'da, Gaziantep'te, buralarda birçok mağara kiliseye gittik. Tabii, Ürgüp Göreme. Ürgüp Göreme'de keza. Ürgüp'tekine geçen gitme fırsatım olmadı da. Şimdi özellikle Hatay'dakilerde küçücük bir mağarayı bile hemen kiliseye çevirme durumu var. Acaba bu bununla bir alakası olabilir mi? Yani tabii orada o zaman Hristiyanla inananlar Roma zulmü altında kaldı. Roma nasıl Hristiyan oldu? Roma iktisadi bir çöküş içindeyken Hazreti İsa'nın havarileri ve onların önderliğindeki Hristiyan önderler Roma'nın içinde bulunduğu iktisadi sıkıntıları öyle bir kullandılar ki halkta, Roma halkı adeta Hristiyanlığa akmaya başladı. Bunu gören Roma İmparatorluğu baktı ki devletin tebaası hızla Hristiyanlaşıyor. O zaman Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline getirdi. Roma paganizmi ve sembolizmasını Hristiyanlığın içine yerleştirdiler. Yani böyle değişik bir Hristiyanlık. Tabii tabii. Yani Gnostik dediğimiz bir yeni Hristiyan. Yani ortada Hazreti İsa'nın Hristiyanlığı değil. Tarsuslu Yahudi Pavlus'un organize ettiği bir Hristiyanlık var. Bu şeyde de Hristiyanlığın özellikle evangelist kolunun başını çektiği ki bugün Amerika Birleşik Devletleri 335 milyon nüfusu vardır. 110 milyonu evangelisttir. Hocam nereden çıkmış bu evangelistler? Durup dururken birisi hadi evangelist olalım demiş. Tabii şeyde Yuhanna bugün Efes'imizde, Selçuk Efes'te bazilikası mezarı olan ve 4 İncil'den birinin yazarı olduğu söylenen Yuhanna vardır. Bazı kaynaklara göre Yuhanna aynı zamanda İsa'nın karısı olan Magdaleli Meryem'in de kardeşidir. Yani iddialar böyle. Zaten iki mezhebi, yani Katolik Hristiyanlığı ile Protestan Hristiyanlığı ayıran Dread the Thin Line dediğimiz İngilizce tabiriyle ince kırmızı bir çizgidir. Katoliklere göre tapınakta çünkü zaten bütün bunları anlayabilmek için de Essenilere gitmek lazım. Milattan önce 2. yüzyıldan milattan sonra 2. yüzyıla kadar gittiğimizde o 400 yıllık dönemde bir Mısır okültizminden, ezoterizminden, hermetizminden artı Yunan paganizminden etkilenmiş olan bir inanç var. Şimdi bunları dikkate aldığımızda bu Essenler ezoterik, batını okült bir inanca sahipler. Mesela iddialara göre Hazreti Meryem de bu Essenilerden. İşte orada ileriki dakikalarda gireriz. Bünyamin kolu var vesaire vesaire. Evet. İşte bu yapı içinde baktığımızda özellikle kıyamet inancı Yuhanna'nın İncil'inin vahiy bölümünden kaynaklanır. Vahiy diye bir kitabı var. O vahiy kitabı ağırlıkla apokaliptik dediğimiz kıyametçi bir anlayışla ki bugün bunu evangelistler doğrudan doğru doğru olarak kullanıyor. Diyorlar ki tartışmasız bu böyledir kardeşim diyorlar. Bu anlamda da ünlü İtalyan düşünür toprağı bol olsun ortada namuslu insanlar var. Umberto Eco'nun çok güzel bir sözü vardır. Umberto Eco der ki bir inancın doğruluğunu yanlışlığını tartışmayın. Onların neyi ne kadar göz aldığına bakın. İşte bugün
geldiğimizde milattan önce 586'da Babil kralı Nabukadnezar Kudüs'ü yerle bir etti. Ve oradan, o tarihten sonra Yüce Kur'an'da da geçen ait sandığı meselesi vardır. Hı hı. Ait sandığı Yahudi gücünün manevi bir sembolüdür. Hı hı. Yahudiler dünyevi dualarının kabul edilmesi için temel şeyleri vardır, beklentileri vardır. Bunun birisi Kral Davut soyundan bir Mesih'in gelmesidir. Bunun birisi 3. Süleyman Tapınağı'nın yapılmasıdır. Bunun birisi ait sandığının bulunmasıdır. Bunun birisi ise 3. Süleyman Tapınağı'nın sunağında çiftleşmemiş genetik bilimiyle de oynanarak kızıl renkli düvelerin kurban edilmesidir ki bu konuyu ünlü Amerikalı teolog Gras Heltzel çok güzel anlatır. Yani bu konuda ben ilk yazanlardan biriyim 12-13 sene ama, hı hı, bu iş Amerika'da çok ciddi şekilde incelenen ve Texas Üniversitesi'nde ve diğer Amerika'daki ilahiyat fakültelerinde incelenen bir konu. İşte bu yapı içinde Nabukadnezar milattan önce 586'da Kudüs'ü yerle bir ediyor. 30 bin civarında olduğu söylenen Yahudileri sürgün ediyorlar Babil'e. Bugünkü Bağdat'a 70 kilometre mesafedeki Babil asma bahçeleri. Hı hı. Orada yapılan çalışmalarda yeni bir Tevrat çıkıyor ortaya. Bu Tevrat adeta Mesih'i kutsayan bir Tevrat. Talmud. O daha önce gizli, yani daha önce bulunamayan bir Tevrat değil mı? Eski bir Tevrat. Yeni bir Nabukadnezar döneminde o şey gibi mi, yani bizim Barnabas İncil'i diye bildiğimiz, yani İncil gibi mi? Bu döneminde Nabukadnezar döneminde, hı hı, yaşamış bir Ezra adlı, onlara göre, hı hı, bir kahinin yeniden kalem aldığı bir Mesihçi anlayış. Evet. Çünkü Yahudi tarihinde bir travma var. Hı. Bir Mısır sürgünü var. Şimdi yeniden bir sürgünle karşılaşıyorlar. Bunun üzerine milattan önce 515'te Babil krallığını İranlı komutan Kiros, Pers kralı. Kiros tarihten siliyor. Kiros 2. Süleyman Tapınağı'nın yapılmasını izin veriyor. Bundan dolayı Türkiye'de mesela gelir geçer bilgi vardır. İran'la İsrail'in dövüşeceğini, kavga edeceğini. Yahudiler Persleri çok sever. Acemleri çok sever. Farisiler çok sever. Hmm. Çünkü yıkılan 1. Süleyman Tapınağı'nın yerine 2. Süleyman Tapınağı'nı yapılmasına milattan önce 515'te Pers kralı izin vermiştir. Sonra bu 2. Süleyman Tapınağı'nı da mesela bundan dolayı da Yahudiler Yunanlılardan pek haz etmezler. Niye? Yunanlılar işte kendilerinin Roma'nın devamı falan gibi böyle bir karışık bir algı vardır. Romalı Titus milattan sonra 138'de 2. Süleyman Tapınağı'nı da yerle bir etti. Bugünkü ağlama duvarı 2. Süleyman Tapınağı'ndan kaldığı iddia edilen bir kalıntıdır. İşte orada daha sonra tapınak şövalyelerinin etkili olduğu bir şey yapı ortaya çıkıyor. Oraya döneceğiz ama. Şimdi orada bir sorun var hocam. Şu kısmı bitirmeden sormam lazım onu. Siz Babil dediniz. Hı hı. Babil, evet, sizin ifadenizle yine, hı hı, Bağdat'ın, evet, yakınları diyelim. Hı hı. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgali, ki kitapta da bir miktar değiniyorsunuz. Evet. Bununla mı alakalı? Yani kesinlikle. Irak'ın işgali aslında Saddam'ı devirmek amacıyla değil de başka bir amaçla mı? Kesinlikle. Ne o amaç peki? Ezra'nın, kahinin yazmış olduğu, yani orada bir gün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.